Merhaba arkadaşlar, Jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Streamlabs Desktop, yani canlı yayın yapma, YouTube'da özellikle veya birden fazla platformda canlı yayın yapma aracı yükledikten sonra bilgisayarda birazcık yavaşlama ve C'nin, özellikle Windows sisteminin yüklü olduğu C'nin şiştiğini gördüm. Hemen bunu tespit ettim, sizinle paylaşmak istedim. Çok basit bir hata veya bug, yani çok basit. Bakın, 2 GB boş yeri kaldı. Ben bunu nasıl fark ettim? Birincisi, sistemim yavaşlamıştı. İkincisi de arkadaşlar, dikkatli bakın. Şu an kasıtlı olarak Streamlabs açık ama canlı yayın yapmıyorum. Kasıtlı olarak açık bırakıyorum. Önemli değil. Şimdi burada güncelleştirmeyi seçtiğinizde, gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra, yine güncelleme var arkadaşlar, depolamayı denetle dediğimizde C'nin full olduğunu fark ettim. Ya arkadaş, bende bir şey yüklü değil ki. Yani aşırı şekilde uygulama yüklemiyorum. Ha, bu arada diski temizliyorum. Olağanüstü temizlik yazılımlarım var. Hatta şu an yeni bir dosya daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu yeni keşfettiğim bir dosyayı daha ekleyeceğim. Sisteminizin içinde sizden habersiz şişen dosyaları silmeniz için. Arkadaşlar, çok uzatmamaya gerekiyor. Kısaca hemen oraya gidiyorum arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Streamlabs Desktop klasörünün içerisinde hataları kaydeden bir log dosyası var. Debug dosyası. 7 GB. Eğer ben bunu keşfetmeseydim arkadaşlar, Streamlabs'ı kaldıracaktım. Bu dosya olduğunu bilmiyordum. Bu dosyayı silmeniz yeterli arkadaşlar. İnşallah çok işe yaramıştır. Buraya nereden geleceğimizi tekrar göstereyim. Sistemin olduğu, mesela sizde D'de kurulu olabilir sistem. Sistemin kurulu olduğu program faysının içerisine gidiyoruz. Streamlabs OBS'ye gidiyoruz. Oradan çok uzattık. Hadi Mehmet'e bir şey. Resource. Tamam. Geri gel. Pardon. Resource'a gidiyoruz. Apps, Asar, Node, Nodule, Studio Node. İşte şu dosya. Bu dosyayı seçin. Delete edeyim. Silin gitsin arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah gördüğünüz gibi sistemimizde neredeyse hiçbir şey kullanılmıyor. Bu arada RAM'imiz 4 GB. Onu 8'e çıkaracağız. Onunla alakası yok. Sistem gayet sakin. Anormal bir şey çalışmıyor. Ama yine de bir yavaşlık vardı. Bunu keşfettim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Benim temizlik yazılımım Jetnet.com.tr ana sayfasında var arkadaşlar. Hemen ondan da bahsedeyim. Onun içerisine bu dosyayı ekledim. Bilgisayarınıza zarar vermeden, çökertmeden, sadece gereksizleri silen, virüsleri temizleyen, tabi kullanımı biraz ustalık istiyor. Şu dosya arkadaşlar. Şimdi yenisini ekliyorum. Şu dosya arkadaşlar. Nasıl kullanacağını bahsediyoruz. Debug.log neydi onun ismi? Streamlabs Desktop programının içerisindeki debug.log dosyasını silmeniz, şişirmiş ya, davul gibi olmuş. Neyse. İnşallah işe yarar. Streamlabs Desktop'la kayıt yapanların çok işine yarayacak. Bunu silin arkadaşlar arada bir. Veya bu kayıt tutmaması için daha sonra ayarları inceleriz, oraya bakarız. Hadi inşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çok faydalı bir şey oldu. Haydi bakalım.